Selamünaleyküm.
İstiklal takvimimizin 1439 senesine ait Lusyası'nın leş olması sebebiyle tertip ettiğimiz düşmanın zamanıyla gerdeğe girmek sahne balı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere İstiklal Marşı Derneği Genel Sayın Oğuz Özel'i İstiklal Marşı Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Özaydın'ı İstiklal Marşı Derneği İstanbul Şubesi Üyesi Seyfullah Göksal'ı sahneye davet Selamünaleyküm. Ben de mutlaki ünlüye teşekkür ediyorum. Sizlere panelimize hoş geldiniz diyorum. Allah'ın lütfuyla bu senede İstiklal takvimimizi neşredebildik. Bu neşrettiğimiz 7. takvimimiz. İstiklal takvimi İstiklal Marşı Derneği'nin büyük propaganda araçlarından bir tanesi. Önümde tam 7 tane takvim duruyor. 1433 senesinde ilk takvimimizi neşrettik. O da budur. Akabinde 1434 takviminin neşrolundu. 1433'ten daha kapsamlı bir takvim olarak bunu neşrettik. Sonra 1435 takvimimiz biraz daha takvimden ziyade kitap gibi, bir başucu kitabı gibi neşrolundu. Sonraki takip eden sene de aynı şey. 1436 senesinde bu takvimimiz neşrolundu. Daha sonra dediler ki, ikna olduk ki 1437'de duvara asalı takvimimiz işlevsel, biraz daha işlevsel hale gelsin. Yani bir saati marif takvimi ise bu. Duvara asılsın ve her gün bir yaprağı koparılabilsin istedik. O da bu haline geri döndü. Bu 1437 takvimimiz. Takip eden sene, geçen sene ve 1438'i yine aynı şekilde neşrettik ve Allah'ın izniyle de bu sene 1439 takvimimizi aynı şekilde neşredebildik. Şimdi bu Türkiye'de İstiklal Marşı Derneği'nin haricinde hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bir hicri takvim neşretmek bir tarafa dursun, yaptıkları takvimlerde hem hicri yani Müslüman takvimi zamanını yazmıyorlar. Ezan saatlerini kaydetmekle vermiyorlar. Tabii resmi kurumların hazırladığı camilerde satılan bir takvim var. Ama o da işte şimdi değineceğim üzere modern hayata, dünya hayatına adapte edilmek üzere hazırlana gelen bir takvim. En basitinden Hristiyan takviminin yılbaşısını ilk gün olarak alarak çıkarılıyor. Tabii bununla ilgili bir kanun var. O kanuna devlet mugayir değil. Biz mugayir miyiz? Evet.
Öyleyiz. Çünkü biraz önce de bahsettiğim üzere İstiklal takvimi sadece hicri bir takvim olmak vasfında değil, aynı zamanda eliften başlamak kaydıyla bir müfredat takip ederek okuma yazmayı, önce okumayı, sonra yazmayı öğretme gayesi. Öğrenmek isteyene bunu bir hoca veya çok daha kabiliyetli için kendi başına dahi öğrenebilecekleri bir müfredat sunmakta. Birazdan Seyfullah Bey de bunu söyleyecek. Bir de içinde okuma metinleri var. 1435 senesi, yani bu takvim itibariyle her takvimimizin içerisinde belli bir plana, programa göre hazırlanmış okuma metinleri var. Bu da okuma yazma öğrendiğiniz zaman ne okuyup ne yazacağınızı da size söyleyebilmemiz için takvimimize koyduğumuz metinlerden müteşekkir. Şimdi panelimizin konusu düşmanın zamanıyla geldiğe girmek. Duyup gelenler var. Çünkü biz burada işte şöyle bir panel yapacağız, böyle bir panel yapacağız demedik ya, duyup gelen arkadaşlar burada huzurunda. Ne ümit ettiler, ne duymayı ümit ediyorlar bilmiyorum. Ancak sonda söylememiz gereken şeyi başta söyleyeceğiz. Müslümanın hayatı Hristiyan takvimine göre yaşanacak bir hayat değil. Katı surette. İstiklal Marşı Derneği'nin programında açıkladığı bir şey var. Bilenleriniz vardır arada. Biz Türkiye'de iktidar ele aldığımız zaman çalışma saatlerini veya mesai saatlerini sabah namazından 2 saat sonra başlatıp ikindi namazında bitirmeyi beyan ettik. Ezanıyla. Bu doğrudan doğruya insani bir şey olduğu için. Şimdi ne zamana tekabül ettiği belli olmayan bir saatlerle yaşıyoruz. Yaşamak durumundayız. Bugün de buraya sabah kalkanlar, otobüse binenler, trene binenler o saati bakarak bunları yapıp da geldiler. Buna vasatı saat diyorlar. Bu tabiri ben de kullanıyorum. Yazarken de, konuşurken de. Vasati, yani vasat. Yani bu ismi verenler ezan saatini başka ve diğer demiş oldular. Esas olarak da veya tabii olanında bu işte gecenin yarısında günün döndüğü iddia edilen saat verilmiş. Ve bu şekilde anlatılmış. Yani bu tamamen miladi takvim meselesinde de olduğu gibi milat kabul ediyorlar. Neyi milat kabul ediyorlar? İsa'nın doğumunu. Bu tercüme bir ifade değil. Yani İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Japonlar miladi takvim diyorlar. Biz de bunun tercümesi olarak buna işte bir kelimeler var onunla alakalı. Biz de bunun tercümesi olarak milat takvim lafı bize yutturulmuş değil. Burada insanlar bunu, bu takvimi kabul ederken bunun doğrudan doğruya gavurlukla alakası olduğunu bildikleri için onunla alakalı bir tabir uydurmak istedikleri için bunu söylediler.
Saatlerimiz, günlerimiz, aylarımız, yıllarımız var. Şimdi bu hicri takvim daha önce de genel başkanımızın ifade ettiği üzere hicretle başlıyor. Hicret tarihin yazılmaya başlandı veya tarihin başlangıcı. Bu ondan önce, yani işte bu takvim meselelerini Hristiyanların asırlarına göre 9. asırdan sonra oluşturmaya başlamışlar. Bu günküne benzer şekilde ve geçmişe dönük olan bütün tarihlerde hesaplamayla bu zamandır, bu zaman olacak diye söylemişler. Bu takvim yazmaya, tarih yazmaya Yahudilerin başlaması Müslümanların bir takvimi olduktan sonra vuku buluyor. Yani bizim bir tarihimiz var, bizim bir takvimimiz var, bizim bir hayatımız var. Alem-i İslam olarak. Onlar bunu bizden görüp bir şekle gidiyorlar. Kendilerini bir şekle sokmak ihtiyacında hissediyorlar. Ay takvimi kullanıyoruz. Biz hicri takvimi dediğimiz şey. Ve hepinizin de bildiği üzere ayın dünyanın etrafında dönmesinin bir ay kabul ediliyor. Ve bu güneş takvimine uymayan bir yıl döngüsü sağlıyor. Bu bütün dünyada kabul edilmesi zor bir durum olarak önümüze çıkıyor. Bu bahse geçmeden önce bu bahse ve benzeri şeyleri de tekrar edeceğim biraz sonra. Ama hayatımızda bizimle alakalı olmadığını söylemek istiyorum. Yani biz Müslümanlar olarak Allah'ın yeri göğü yarattığı takvime göre yaşamayı ve Allah rızasına göre yaşamayı kendimize düstur edineceğiz, edinmek durumundayız. Ve bunun dışında kalan ne kadar gavur varsa, bunların da nasıl bir hayatı olduğu mukayesesi bizim için ehemmiyet arz etmeyen bir şey olacak, olmalı. Onlar kendileri bizim takvimimize bir takım laflar söylemeye ihtiyacı duyarlarsa duysunlar. Şimdi ikindi namazından sonra bu toplantıya başladık. Birazdan da akşam ezanı okunacak. Akşam ezanı okunduğu zaman da bugün 3 Muharrem. 3 Muharrem bitmiş olacak. 4 Muharrem'e gireceğiz. Müslüman saatine göre gün akşam ezanıyla biter. Yeni gün başlar. Biz önce geceyi yaşarız, sonra günü yaşarız. Gevurların ki böyle gecenin 12'sine tekabül ettiği söylenen hesaplamayla bulunmuş bir saat bildi. Günün ne zaman başlayıp ne zaman bittiği hususunda insanlar kafasında bir itiraz varsa bu itirazlarını önce tavuklara, çiçeklere, kuşlara yapmaları lazım. Çünkü onlar gün battığı zaman, gün döndüğü zaman tünüyorlar. Yani tavuklar biz akşam 8'de yatmamız lazım diye düşünemiyorlar. Bu tavukların nedense modern hayata intibakı çok zor. İşte modern hayatta hepimizin intibakı böyle zor aslında. Yani akşam günü oldu? Güneş battı mı? Ne oldu? Günün ortasında mıyız? İkindide miyiz? Meselesi bu gavurların takvimine göre bir şey ifade etmiyor. Bilmiyorlar. Ve bir gün 24 saat kesinlikle değil.
Ya biraz daha kısa, ya biraz daha uzun. Birkaç dakika. Biz o yüzden saatlerimizi akşam ezanı okunduğu zaman 12'ye, gün battığı zaman dolayısıyla 12'ye ayarlıyoruz. Ya kısalıyorsa günler kışın geri alıyoruz, uzuyorsa öne alıyoruz. Şimdi bunlar nedir? Bunlar mahalli yaşamamızı Allah'ın bize öğrettiğinin delilleridir. Yani biz Müslüman olarak şu gün şuradaysak bizim için burası, burada yaşamak önemli. Bir beynelminel ilişkiler zinciri kurulması saatle, takvimle olması çok zor olan bir şey. Müslümansak şayet. Bakmışlar ki böyle olmuyor. 1884'te bir Amerika Birleşik Devletleri denilen yerde, Washington'da bir saat toplantısı yapmışlar. Orada hepinizin bildiği bu Greenwich denilen bir kasabası var İngiltere'nin. Daha doğrusu derslerle okutulduğu için bildiğiniz. Gittiğim giden yoktur diye tahmin ediyorum bu kadar kişinin içinde. Ben de gitmedim. Orada dünyanın ikinci rasathanesi diye söylenen 17. yüzyılın ortalarında kurulmuş bir rasathane var. Bu rasathanenin üzerinden bir meridyen geçtiği söyleniyor. Dünya yuvarlak böyle deniyor ve bunun da bir takım böyle sanal yani izafi çizgilere bölmüş. Yani bunları meridyenler paraleller diye yine hepimize okullarda okuttukları şeyleri. O demişler burası sıfır olsun. Niye? Çünkü İngiltere o dönem dünya ticaretinin %72'sini elinde bulunduruyor imiş. Ve diğerlerini saat yani bütün dünyada saat dilimlerine ayırıyorlar meridyenlerle. Ne yapıyorlar? İşte Greenwich ortada. Orada saat 12 ise işte bir saat ilerisi olarak kabul ettikleri bir dilim ayarlıyor. Diyor ki burada bir dilim daha sıvı, iki bir dilim daha, üç, dört veya batıya doğru giderlerse işte 11, 10, 9 diye geri gidiyor bu saatler ama esası burayı kabul etmişler. Bunu niye yapmış adamlar? Çünkü deniz ticaretinin bir şeye, nizama oturması lazım. Çünkü beynelmiler bir deniz ticareti yapıyorlar. Bu da mahalli bir şey değil. Daha önce olmuyormuş, oluyormuş ama demek ki o kadar büyümüş ki bu iş yani. Bunların hepsi sanayi devriminden sonra tekabül ediyor. Dünyanın her yerine kendilerince ulaştıkları zamana. Bunu bütün devletlere icbar etmişler. Buna tabi İspanyollar, Hollandalılar biraz karşı çıkmışlar ama neticede bugün kullandığımız saat dilimi yani dediğim gibi trene, otobüse binip, uçağa binip işte televizyonda televizyon seyrettiğiniz o saati o zaman ayarlamıştır. Bu da dediğim gibi tamamen dünyevi bir çıkar elde etmek maksadıyla yapılmış bir düzenleme. İşin enteresan tarafı bu düzenleme yapıldığında Osmanlı idaresi de bir adam göndermiş oraya istemişler, göndermişler. Neticesinde ilk defa vasati saat, ezani saat, ezan lafını kullanmak hoşlarına gitmediği için Alaturka saat meselesi Türkiye'ye o zaman gelmiş. Çünkü Osmanlı donanması
O tarih itibariyle esat sat kullanmaya başlamış. Diğer bütün deniz ticareti veya işte donanmaların o tarihten sonra yapmak durumunda kaldıkları gibi. Bütün bunlar bizi niye ilgilendiriyor? Şöyle ki, insanların normal yaşantılarında ezan saati değiştirmemişler ama adam bütün yani dünya düzenine o zamanki uyma zorunda hissetmiş ve donanmayı oradan başta donanmaya girmiş bu ve bununla ilgili bir takım hikayeler okumuş olmanız da olabilir. İşte askeri olarak donanma işte şu saatte şöyle yapalım diyor ve diğer idareciler bunu yanlış anlıyorlar ezan saati göre vesaire. Bizim İstanbul'da şu anda yaşıyoruz, buradayız. Dediğim gibi birazdan gün dönecek, 4 Muharrem'e geçeceğiz. Ve Muharrem'de bu sene 30 gün çekmesi hesaplanmış vaziyette. Bu da garip bir şey. Bizim takvimimizde de işte 354 gün bir hicri takvim. Güneş yılına göre 11 gün daha kısa. Biraz, bazen 10 gün kısa. Bu sene mesela 5355 gün hicri takvim. Ayın dünya üzerinin etrafına dönmesi 29 gün 6 saat ile 20 saat arasında değişiyor. Bu değişim sebebiyle bazen 29, bazen 30, bazen peş peşe 29, bazen peş peşe 30, bazen 4 ay peş peşe 30 gün olan yıllarımız var. Bunu işte astronomide bir takım hesaplar, bir takım gözlemlere göre hesaplayıp önümüze koyuyorlar. Ancak bütün dünya, yani şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim 12 ayımız var. Muharrem, Sefer, Rabülevver, Rebülahir, Cemadilevver, Cemadilevver, Recep Şaban, Ramazan, Şevval, Zilhicce, Zilkade. Bunların her biri için biri 29, biri 30 çeker diyemeyiz. Yani böyle bir sabit yok. Bu da mahalli yaşamanın bir nasıl diyeyim? Bence güzel taraf. Çünkü şöyle, İstanbul'da bu Muharrem ayı 30 çekerken Çin'de 29 çekebilir. Dolayısıyla bizim beynel minel bir hicri takvimimiz de olamaz. Yani şu kadar gün, şu kadar şöyle olacak. Biz hilali görürsek oruca başlarız olduğumuz yerde. Tekrar hilali gördüğümüz zaman bayram ederiz. Bu burası için geçerli olan bir şey. Buradaki insanlar için. Yoksa modernist kafadaki Müslüman geçen adamların eskiden çok yaparlardı. Şimdi yapıyorlarsa benim kulağıma gelmiyor. Pakistan'da hilal göründü oruca başlayın. Pakistan'da hilal göründü, oruç tutmayın, bayram edin meselesi tamamen safsata. Çünkü Pakistan'da görülmüş. Pakistan'da görünen hilal İstanbul'da görülmek zorunda değil. Bu söyledim yani isabet etmiş bile olsalar bunda işin tabiatı gereği o hilalin burada görünüyor. Ne yapıyor Müslümanlar? Ayın 29'unda hilali gözlüyorlar. Bakıyorlar ki hava kapalı. 30 günle tamamlıyorlar o ayı. 30'dan fazla olamayacağı için bir ay. Sonraki gün ayın 1'i olmuş oluyor. Bunların hepsi sabah namazından sonra öğle namazını bekleyen, öğleden ikindiyi bekleyen,
İkindiden akşama, akşamdan yatsıyı bekleyen, Ramazan bitince tekrar Ramazan olsun diye bekleyen insanların hayatına ait bir şey. Ama bizim yani bunun dışında kalan insanlar borsada çalışıyorlarsa, bankada çalışıyorlarsa ya da işte elektrik tarifesi, su tarifesiyle, tren tarifesiyle ilgileniyorlarsa bunlar için uygun olmayan bir şey. Onlar için gavur hayatı, çünkü gavur hayatının esas kabul edildiği bir kafanı da Müslüman hayatına, Müslüman saatine bir yer bulmak çok zor. Bizler ölüp gittiğimiz zaman bunların hesabını vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi diye düşünmüyorsak böyle şeyleri anlamamız zor olacak. Neden? Çünkü yani otomobiller, uçaklar, yüksek binalar, asfalt yollar, bunlar olabilsin zemini için bir Hristiyan takvimi öngörülmüş. Ve bunun devamı ancak öyle oldu, öyle dedim insanlar olmaz diyorlar. Niye olmaz diyorlar? Çünkü o asfaltın dökülüp o arabanın gitmesi lazım, o benzinlerin çıkarılıp o arabalara konması lazım diye düşünüyorsanız doğru yani. Mahalli bir takvim, ezanı bir saat hayatında yeri, işini bozuyor adamın, para kazanamıyor onunla. Şimdi ben sözümü uzatmadan önce İstanbul Şubemiz Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Lütfü Özel hocama lafı bırakıyorum. Daha sonra arada tekrar konuşuruz inşallah. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. İşin en sıkıcı tarafını anlattığı için muhterem kurucuza teşekkür ediyorum. Ben rahat rahat zevkli konulardan bahsedeceğim yani. Bu günleri böyle yaşamayalım diye Kur'an nazil olmaya başladı. Yani biz takvimimizi veya işte saatimizi hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir Müslüman toplum için, toplum hesabı, bir Müslüman cemiyet için bu yüz kanası. Yani biz günümüzü, saatimizi, aylarımızı, onların isimlerini unuttuk ve burada bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Vah bize! İşte Kur'an-ı Kerim bu duruma gelmemiz için nazil olmuştu. Yaklaşık 10 sene boyunca Mekke'de Kur'an nazil oldu. Hala olduğu gibi insanlar yine İslam'ın kıymetini o zaman da bilememişlerdi. Ve peygamberlere dolayısıyla İslam'a düşmanlıkla yarışar bildiler. Ki hala öyledir. İşte üzücü tarafta Müslüman adını taşıyan insanların İslam düşmanlıkları. Resul-i Ekrem'e Mekke'yi dar ettiler. Allah-u Teala'da nusret ve fetih vermek üzere müminlere ve Resul-i Ekrem'e hicreti emretti. İşte bu hicretle beraber İslam'ın fetih devrinde başlamış oldu. Peki orada Medine'de Müslümanlar ve Resul-i Ekrem böyle çok rahat mıydı? Hayır değil. Orada düşmanlardan en büyüklerinden birisi, Ehl-i Kitap vardı. Onlar da Resul-i Ekrem'e Medine'yi idare etmek istediler. Fakat Müslümanların gözlerinde ve niyetlerinde silaha sarılma diye bir şey olduklarını fark edince bunu açıktan yapamaz hale geldiler. Kendilerine diğer yerlerden müttefikler aradılar ki hala öyledir. Hiçbir kafir ordusu Müslümanları yenebilmiş değil. İşte yani en son işte milli mücadele döneminde biz bunu gördük. Yine ne kadar? Yani Kut zaferi daha yeni hatırlamıyoruz.
İşte orada İngilizleri generallerine kadar, 25 generaline kadar esir aldık. Hep böyle oldu. Hatta yakın dönemdeki işgallere de bakarsanız da hep böyledir. Irak da böyle işgal edildi. İçeride hainler demişimdi. Dışarıdan ordu saldırıya geçti. Suriye de böyle oldu. İçeride hainler demişimdi. Dışarıdan böyle oldu. Gelelim hicrete. Biz artık hicretle beraber İslam tarihe müdahale etti. İslam tarihi artık büyüklükteydi. Ve bir avuç Müslüman dünyaya meydan okuyor. Çünkü Allah'ın nusreti, yardımı ve fetih yanlarındaydı. Artık tarih İslam'ın tesiriyle akmaya başladı ki Pers İmparatorluğu 10 sene içerisinde yok oldu. Yani bugün de İran'da, bugünkü İran'da hakim olan Pers İmparatorluğu vardı. Dünyanın yarısı onlarındı. 10 sene içerisinde harp bir nefes eyledi. Yani artık son nefesini verdi. Ve 50 sene içerisinde de Müslümanlar artık Anadolu işlerine doğru, Diyarbakır'a, Malatya'ya doğru geldiler. Mısır'ı fethettiler. Yani artık Roma tesirini kaybetti. Bütün bunlar neyle oldu? Hicretle oldu. Resul-i Ekrem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Allah-u Teala nusret ve fetih verdi. Ve iki imparatorluk yüzmeye, bozulmaya yüz tuttu. Artık bundan sonra tarih değiştiğine göre tarihin başlangıcı da değişti. Bütün Müslümanlar, yani daha bazıları diyorlar ki Hazreti Ömer döneminde bir takvim yapalım, başlangıç nere olsun, nere olsun. O dedi ki bu olsun, şu dedi ki şu olsun. Hayır. Hicret olduğundan bu tarafa bütün sahabeler, Müslümanlar hicret esas aldılar. Hicretten bir sene sonra, hicretten bir ay önce, hicretten iki ay önce diye bunu esas aldılar. Bunun aksi vaki değil. Ve bazıların zuhumuna göre, zannına göre değil, bazıların zuhumuna göre, bu tabiri de belki yeni duyanlar vardır ama ben küçükten beri okuduğum bir tabir kitaplarımızda. Zuhur, bugün belki buna kuruntu diyebiliriz. Gerçekleşmesi, yani artık gerçekliği, hakikati hiç olmayacak zan demek, zulm. Kuruntularına göre. Efendim, Resul-i Ekrem döneminde insanlar çok geriymiş de, işte güneş takvimine kafalar çalışmıyormuş da, işte dolayısıyla Resul-i Ekrem de işte bilebildiği ümmi ve cahillerin takvimi olan haber, ay takvimine tabi olmuş. Bunların hepsi zırva saç taşıyorlar. Mekke'deki kabilenin ismi Kureyş kabilesidir. Kureyş kelimesinin karışık kelimesiyle alakalı olduğunu düşünmemişsiniz değil mi hiç? Karışık, toplama demek, toplama, bir araya gelme. Kureyş kabilesi bütün Arapların ve Arap dışından olan insanların toplanıp oluşturdukları bir kabiledir. Tarihler oraya da zaten karışıkçık. Kureyş, nasıl ki Hasan'ın küçüğü Hüseyin, yani Hasancık demek. Karışınki de Kureyş. Aynı vezindendir, Fuayl vezinden. İşte Arapça bilenler bunu bilir, ismi tasvirdir. Dolayısıyla onlar dünyadan haberdar değil, öyle bir şey yok. Onlar Roma'yı da biliyorlar. Romalılar da orayı çok iyi biliyor. Çünkü geliş geçiş istikameti. İşte Kureyş suresini okuyoruz ya. Bir ilafi Kureyş. İlafihim rehleteşşitâi ve sayf. Yani yaz ve kış yolculuklarına Kureyş'i telif ettiği için, alıştırdığı için bu evin Rabbine kulluk etsinler diyor ya orada. Yani onlar haberdar. Çok iyi biliyorlar. Çünkü ticaret ehli insanlar. Yani takvimleri de biliyorlar, ayları günleri de biliyorlar, güneş takvimini de biliyorlar. Bunun bir alameti de şu, Nisan, Haziran, Eylül ayı örnek olarak söylüyorum. Bunlar Arapçadır. Hepsinin Arap sözü, Arapça sözlerinde manası vardır. Haziran çok sıcak demektir mesela. Diğerlerinde manası var. Dolayısıyla Resul-i Ekrem bu takvimleri kaldırdı. Bu şirk takvimi. Müşrik takvimi.
Zaten görmüyor musunuz? Yani Mart ne demek? Mars da denir buna. Romalıların savaş tanrısının ismidir. Mayıs ne demek? Gerçi Orta Anadolu'da Mayıs'a başka bir şey derler. Ama Mayıs da Yunanca'dır. Yunan ve Roma tanrıçalarından birisinin ismidir. İşte Temmuz, Babil ve Asur tanrılarının ismidir. Şimdi Ağustos'a gelince orası çok güzel. Çok bilimsel bir ismi var Ağustos'un. Biliyorsunuz Jules Caesar ölünce onu çok seviyorlardı. Tanrı ilan ettiler. Ve şimdi Latince tabirleri hatalı okuyorum, kusura bakmayın. Quintus Silus olan ayın ismini Julius yaptılar. Şimdi bundan sonra Ağustos geldi. Yani Octavius geldi. Benim Jul'den neyim eksik? Ya dedi. Ben de Tanrı'yım. İsmini Ağustos yaptı ve dedi ki bundan sonraki ayda benim ayım. O ayın ismi de Sextilus ayı. Dediler ki bak dediler Jül'ün babası senin babanı döver. Niye? Çünkü Jül'ün günü 31 gün, seninki 30 gün. Ne olacak? Olmaz dedi. Benimki de 30 gün olacak. Tabii kabak günün başına patladı. Ha, Şubat ayının başına patladı. İşte böyle işte Şubat ayı da o gündür bugündür işte kafası karışık. 29 mu çeksem 30 mu çeksem diye 28. düşünüyor. 28 mi çeksem 29 mu çeksem diye düşünüyor. Bu böyle. Çok bilimsel bir ay. İşte bu bilimsel takvim tespitini Rasul-i Ekrem kıymetini bilemedi. Onu lav etti, kaldırdı. Tabii ben mizahi olarak anlatıyorum ama hakikaten böyle. Biraz sonra da şeyi de ona da bahsedeceğim. Acaba Julian takvimi nasıl Gregorian, George mu diyorlar? Yani, bizim Ermeni'de Kirkor diyor değil mi? Evet. Kirkor, Gregor, George. Papa 13. Gregor yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan bahsedeceğim biraz sonra da. Onu da. Şimdi, ama buna biraz daha var. Bundan sonra artık Müslümanlar hicreti esas aldılar demiştik. Ve bununla ilgili, işte, takvimle ilgili ayet mi var? Evet, var. Geçen seneki takvim konuşmasında Genel Başkanımız Durmuş Bey'in konuşmasını ve Fikret Demir Hocamızın konuşmasını dinlerseniz çok detaylı bilgiler vardır. Ben sadece ayet-i kerimeden bahsedeceğim. Bu ayet-i kerimenin meali şöyle. Okumuyorum ayet-i kerimenin metnini. Ama başlığını çarpayım. Tevbe suresi 36-30. ayetler. Estağfirullah. İnne iddeteşşuhuri indallahi ifna aşara şahran. Fi kitabillahi yevme halaka semavati vel art. İlahil ayet. Yani meal olarak size kısaca şöyle söyleyeyim. Şüphesiz Allah katında Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında yani levh-i mahfuzda ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte sapasağlam din budur. Yani kayyim budur. Kayyim takvimle aynı kökten gelir. Yani bunu inşallah biliyoruz. Kayyimle takvim aynı kökten gelir. Bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşriklerin sizinle topluca savaştığı gibi siz de onlarla hep birlikte harp edin. Ve Allah'ın müttakilerle beraber olduğunu bilin. Nesi takvimde tahrifat yapmak demek. Takvimde ayları sabitlemek demek. Küfürde çok ileri gitmektir. Yani küfür, ziyadetün fil küfür. Tabir böyle. Bizim geçen seneki Fikret Hocamızın tabirine göre katmerli küfürdür. Kafirler bu yolla sapıklaştırılmışlardır. Allah'ın haram kıldığı ayları denk getirmek için onu bir sene haram, diğer sene helal kırarlar.
Bu şekilde Allah'ın haram kıldığını helal yaparlar. Kötü amelleri de kendilerine süslü gösterilmiştir. Allah kafir bir kavme hidayet etmez. Ayet-i kerime bu. Dolayısıyla takvimimizde bizim şüphe etmemiz veya takvimimizden başka bir takvim kullanmamızın ne manaya geldiği böylelikle anlaşılmış oluyor. Artık kafir ölçüleri ne oldu? Küfürde kaldı ve cahiliyede kaldı. Roma tanrılarına adanan aylar ve Hristiyanların da onun üzerine bina etmiş olduğu takvimler, Gregorian takvimi gibi kullanılması ve takvimde değişikliğe gidilmesi küfürde katmerleşmek olarak telakki edildi. Aylar ve günler artık ilahi nizama göre kameri yani ayı esas alarak ölçülmesi gerekti. Artık her şey hicrete göre olacaktı. İnsanlar hangi ölçüyü kullanırlarsa o ölçünün adamı olurlar. Panelimizin ismini gördüğünüz gibi. Yani artık meydana gelecek, o ölçüden meydana gelecek ürün, hasıla, artık o bizim hasılamız, bizim ürünümüz olmayacaktır. Yani hep böyle olmuştur. Yani Yunan ve Roma Hristiyanlık ortaklığının neticelerini artık söyleyebilirsiniz. Hayatımızda Avrupa kültürünün, onun doğurduğu kapitalizmin bütün tezahürlerini görmemiz mümkün. Kıyafetimizden tut, şeklimize kadar, saçımızın tipine kadar, hatta işte hanımlarımızın başörtüsüne kadar, giydiğimiz ayakkabılara kadar, hatta birbirimize selamlaşmamıza kadar, oturup kalkmamıza veya yatmamıza kadar, ki ben şunu söyleyeyim, Cuma namazlarında artık hutbeyi dizüstü dinleyemiyor hiç kimse. Niye? Çünkü kafirler gibi oturmaktan dolayı dizlerimiz öyle bir şekil aldı. Dizlerimizin üstüne artık oturamıyoruz. Hatta yer sofrasında yemek yiyemeyecek hale geldik, bağdaş kuramayacak hale geldik. Niye? Çünkü başka ölçüleri insanlar olduk. Yani bu peki bu nasıl geldi? Bu ölçüler nasıl kabul ettik? İşte insanların işte dünyaya meyilleri ve ahiret hayatını unutmaları neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. İlk önce Rumi takvim diye bir bidat ortaya çıkarıldı. Maksat neydi? İşte kafirlerle ticaret yapabilmek için ortaklaşa bir takvimimiz olsun diye Rumi takvimi çıkarıldı. Sonra Gregorian takvimi dayatıldı. Bunda böyle bir şey açayım, parantez açayım. Abdülhamid'in hatıralarını okudum da böyle bir şey var. Abdülhamid çok arzu ediyordu Gregorian takvimine geçilmesini. Hatıratını okuduğum zaman onu görürsünüz. Hatıratında. Çünkü diyor, bunun da gerekçesi var. Onları da söylemiş. İşte Ağustos ayının 31'inde Cülusu'nun tesidi kutlamaları bu takvime göre yapılmış. Sebep de şu, benim diyor tahta çıkışımın kutlanması böyle oldu. Buna kimse ses çıkarmadı. Dolayısıyla kabullendi. Her ne kadar Şeyhülislam buna olumsuz bir şey verse de, yani cevaz vermese de, sakıncanı verse de bunda hiçbir sakınca yok. Bu artık bizim için zaruridir. Abdülhamid'in hatıralarında bunu okuyabilirsiniz. Yine cehaletten kurtulmak üzere kendi seslerimizi ifade etmese bile Latin harflerine geçilmesini zorunlu görüyordu Abdülhamid. Yine o hatıralarından bunu okuyabilirsiniz. Yani hem bunu itiraf ediyor, bizim lisanımızı ifade edemez diyor, hem de bu geçilmesi zorunludur diyor. Yani niye? İşte dünyaya ayak uydurma meselesi var. Şimdi artık şu anda en başta söylediğim, bunu bu toplantıyı yapmamız ne kadar üzücü bir şey. Kendi aylarımızdan haberdar olmamamız ne kadar kötü bir şey. Artık Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet devrimleri denilen icraatlarla bütün zihinlerimiz artık tecavüze uğramış durumda. Ve Allah katındaki takvim artık unutuldu veya yedeğe alındı. Marjinal kaldı.
işte İslami kitaplar, nasıl diyelim onlara biz, İslam'la alakalı yazılan kitaplarda bile ilk önce işte bir tarih, sonra bir M harfi, sonra başka bir tarih, sonra bir H harfi. Yani birisi miladiymiş, birisi hicriymiş. Ama tabii oradaki hicri takvim sığıntı gibi yani. Esas olarak o kabul edilmiyor. Esas olarak Müslümanlar kendilerini dünya düzeninin bir parçası olarak kabul ediyor. Yani bunu şöyle mi anlamak lazım? Hristiyanlığın bir mezhebi haline geldik. Biz de Hristiyanlığın bir başka mezhebiyiz. Biz de burada hicri takvimi de kullanıyoruz. Müslümanlar kendilerini böyle hissettikleri için mi miladi takvimi kullanmak zorunda kalıyorlar? Bunu da anlamak çok zor. Hiç değilse ilmihallerde bu yapılması veya hadis kitaplarında böyle bir şey yapılmasa diyeceğim ama tabii bunu söyleyemiyoruz. Şimdi hale bakalım. Yani İstanbul ne zaman fethedildi diye sorduğumuzda 1453 cevabı geliyor. Bir de Üsküdar'ın sahilinde kocaman bir Latin harfleri rakamlarıyla yazmışlar değil mi? 1453. Zannediyorlar ki yani biz büyük bir iş yaptık işte burayı fethettik. Efendim 1453 İstanbul'un kaybediliş tarihidir. Yani çünkü 1453 Hristiyanların takvimidir. Bu takvime göre onlar mı düşünürler ve onlar maden tutarlar. Bizim takvimimize göre fetihin tarihi 857 senesinin Cemaziyet evvelinin 20'sinde olmuştur. Allah-u Teala nusret verdi ve İstanbul fethedildi 857 senesinde. Nazım Hikmet'in bir şiiri var biliyorsunuz değil mi? 857 İstanbul'un fethini anlatan. Niye 857 diyor? Çünkü 1453 diyorsa kendisini Hristiyan kabul etmek zorunda. Çünkü İstanbul'un fethine üzülmek zorunda. Yani Resul-i Ekrem Mekke'den Medine'ye hicretinin 857. senesinde İstanbul fethedilmiştir. Dolayısıyla bizim bunu böyle düşünmemiz lazım. Böyle düşünüyorduk. Ama şimdi bundan hiçbir haberimiz yok. Ben Şaban ve Ramazan aylarından birinde doğdum. İhtilaflı. Babam Şaban diyor, annem Ramazan diyor. 1384 yılında. Hangi ay, hangi gün doğduğum, ortada bir 9 rakamı var ama Şaban 9 mudur, Ramazan 9 mudur, yoksa Ocak 9 mudur, Aralık 9 mudur, bu karışık gidiyor. Allah'a çok şükür, vaftiz kaydımız yok ki. Yani doğum tarihimizi de öğrenelim de bir kutlama yapalım ama babam da zaten kutlamıyordu. Olsun, bir problem yok. Yani doğum gününü öyle bir şeyi yok. Tabii. Çünkü doğum günü kutlamak da işte vaftiz kayıtlarından öğrenilir ve kutlanır. Hatta okul kitaplarından ki ben öğretmenim, peygamberimizin nasıl bir tarih var biliyor musunuz? Doğum tarihi. 12 Rebiül Evvel 571. Ya bu gülüyoruz değil mi? Bir mecliste öğretmenlerin bulunduğu, akademisyenler de vardı içerisinde. Kitap hazırlama falan işleri vardı. Dedim böyle saçma bir şey olur mu? Çok aptalca, ahmakça bir şey. Ya nasıl böyle bir şey? Niye öyle dedim? Niye böyle? Çünkü 571 yılının Rebiyül Evvel ayı yoktur. Yani böyle bir şey olur mu? Ahmakça bir şey. Ya olsun. İyi, ne güzel. Her şey olsun o zaman. Ne güzel. Paska yortusuyla beraber işte böyle bu düşündüğü için Paska yortusuyla beraber Kutlu Doğum Haftası diye bir şey icat ettiler. Yıllarca böyle Müslümanlara güya kutlattılar. Bilmem Kutlu Doğum şöyle oldu, böyle oldu. Nereye denk geldi bu? Nisan ayına. O 11 Nisan'la 18 Nisan arası herhalde o tarihleri yapıyorlardı. Kutlu Doğum. Sonra şimdi bir şey anlamışlar. Yeni keşfetmişler. Meğer bir başka büyük Amerika'daki hoca da o zaman doğmuş. Yani Kutlu Doğum Haftası diye başka bir şey, bir numara çekiyorlarmış. Yani kendi tarihimizle, kendi ayımızla, kendi günümüzle alakamız kalmadığı için işte başkasının zamanıyla, takvimiyle gerdeğe girdiğimiz için ortaya çok garip şeyler çıkar oldu.
Peki bütün bunlar oldu. Ve bütün bunlara rağmen insanların bir inadının olması gerekmez miydi? Yani ya madem siz bu takvimi dayattınız, ben bunu şey yapmıyorum, ben kendi günümden vazgeçmeyeyim. Öyle bir şey ne yazık ki görmedim ama benim gördüğüm zamanlar oldu. Mesela babam çok inatçıydı. Yani o inattan dolayı evde herkes okuma yazma öğrenmek zorundaydı. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim harfleriyle okuyup yazmak öğrenmek zorundaydı. Hatta bu inadı yüzünden abim evden kaçtı. Ben çok küçük olduğum için öğrenmek zorunda kaldım. Bir inadı daha vardı. 12 Eylül ihtilal döneminde bir kaymakam verdiler bizim Zile'ye, Tokat'ın Zile ilçesine. Kaymakamın olmadığı yeri yok. Okulumuza gelir, dersimize girer, öğretmenleri fırçalar, öğrencileri şey yapar, devlet memurlarını çarşıda, pazarda yakalar, imamları, hele garibanlar, yaşlı insanlardı çoğu, baş açıp gezemezlerdi. Mecbur imam işte takke koyuyor, o terekli şapka veya fötür şapka zaten giyemezler. Bunu yasakladı, kesinlikle giymeyeceksiniz. Ama babam hem hasta yatıyordu hem de o şapkayı giymedi. Başkası gezmek zorunda kaldı. Bir de kravat mecburiydi devlet memuru olduğu için. Bir de baktım babamın sakalları uzadı. Sakalları bir tutamdı ama daha da uzadı. Sebep de işte kravat takmak mecburiyetinde. O kravat gözükmesin diye. İşte çarşıda beraberdik. Kaymakam gördü. Hoca efendi kravatını takmamışım deyince babam şöyle sakalını kaldırdı yukarı doğru. Aha. İşte taktım dedi. Ya bu kadarcık da insanın inadı olması lazım değil mi? Veya bizim mesai arkadaşlarımdan birisinin babası var. O Allah rahmet eylesin. Geçen sene vefat etti. 10 çocuğu var. Onu da hafız. Şimdi ama 10. çocuğu da Kenan Evren'in inadına etti dedi. Rize'li şivesiyle. Nasıl oldu? Rize'ye geldiğinde Kenan Evren demiş ki çok çocuk yapıyorsunuz da şöyle oluyor da böyle oluyor da deyince bu da siz bu işe de mi karışacaksınız deyip 10. çocuğu da meydana getirdi. Yani bu İslami bir tavır. Hiç değilse bir inadı var ki babamın en çok sevdiği laftı. Bizim orada çok kullanılır. İnat da bir murattır. Duydunuz mu abi önceden böyle bir tabir? İnat da bir murattır. Yani bizim olan şeyler hakkında bir inadımız olması lazım gelmez mi? Ne yazık ki bunu göremedik. Şimdi hangi yıldayız diye bazen denemek için soruyorum. Hemen bu takvim miladi dedikleri işte Julian takvimine dayanan işte Gregorian takvimi akla geliyor. İşte bu şeyi söylüyorlar. Kastımı anlayanlar da ya 10 sene ileriden ya 10 sene geriden ya birkaç sene ileriden geriden söylüyorlar. Yani doğru cevap bir türlü alamıyoruz. Yani Müslümanlar olarak böyle bir durumun içerisine düştük. Böyle hassasiyeti ve inadı olan insanların olduğu bir muhitteydim. Babam imam Zile Zincirlikuyu Camii'nde orada geçen seneki takvim konuşmasını da anlatmıştım. Şükrü Dede ve Mehmet Dede gibi insanlar vardı. Onlarla ilgili bir şey daha bahsedeceğim. Galiba o zaman lise 2'deydim. Babam işte anahtarı verdi ki camiyi aç hazırla, namaz kılınacak. Hazırladım. Derken oradan belediye görevlileri veya banka görevlileri bir kamyonet yaklaştı caminin önüne. Oradan iki tane bank oturmak üzere bank. İndirdiler. Birisini caminin kapısının ön tarafına koydular. Birisini abdest aldığımız şadırvan denilen bir yer, şadırvan değil de şadırvana benzer bir yer vardı. Oraya koydular. Sonra cemaat gelmeye başladı. Dışarıdan komutlar gelmeye başladı. Şeye o banklara kızıyorlar. Biri gitti elinde bir baltayla geldi. Biri benden anahtarı istedi. Odunluğun anahtarını. Baltaları çıkardılar. Onları parçaladılar. Götürdüler, attılar camiden uzak bir yere. Ben de dedim ki ya niye atıyorsunuz madem kırdınız.
Camide gece akşamlar yakardı odun. Bana şöyle bir ters bir baktılar. Dediler bizim odun almaya paramız mı yok? Veya bizim odunumuz mu yok? Haramlar mı biz ısınacağız? Deyince baktım ki durum kötü. Yani geri çekildim artık, sustum. Şimdi onu öyle bir nefretle kırıyor vardı ki, yani küfürün bini bir para. Yani bir hassasiyetleri vardı. Mesela birisi bankadan çıktığı görüldüğü zaman, birisinin bankadan çıktığı görüldüğü zaman o adamın artık adı çıkardı. Vay Ferenci adam bankadan çıkarken görülmüş. Yani veya işte kredi alan birisi görüldüğü zaman, duyulduğu zaman bu iflah olmaz. Kesinlikle. Mutlaka da öyle olurdu. Ya iflas eder gider, ya başına bir iş gelir, ya büyük bir trafik kazası herhangi bir kaza geçirir. Böyle inanılır, böyle düşünülürdü. Hatta Merkez Camii'de vaaz eden çok Osmanlı döneminde okumuş, Cumhuriyet'ten önce okumuş bir vaiz efendi vardı. Onun yaşlıydı. Yani cumaları genellikle Merkez Camii'de o vaaz ederdi. Alim bir zattı. Çevrede, Amasya, Yozgat o taraflarda alim olarak bilindi. Onlar fetva sormaya gelirdi. Bunun işte imtihanı oğlu bankacı oldu. Adam ondan sonra emekli olmak zorunda kaldı. Yani bu vasıfla, yani oğlu bankada çalışan bir adamın babası olmaktan utandı ve emekliliği istedi, emekli oldu. Artık insanların yüzüne bakamam dedi. Yine bu faiz aleyhine konuştukları için soruşturma açılan, ceza alan, ben memurlar bilirim, vaiz olan devlet memurları bilirim. Şimdi böyle bir hassasiyeti var bu insanların ve bu insanların hassasiyetlerini şuradan biliyorum, günlerini takip edenleri ve saatlerini de takip edenlerdi. Niye? Çünkü ben okumam yazmam az çok var ya, gelir bana sorarlardı, bugün hangi gündeyiz, izah ederiz veya işte yarın ne olacak, bayram ne zamana geliyor, şu ay ne zaman gelecek falan bu sorguları için. Çünkü başka bir zamanı soruyorlar, yaşadığımız zamanda. Ve saatleri de zaten Alaturka'ya ayarlıyor. Evlerinde lüks yanıyor muydu onu bilmiyorum. Ama saatleri Alaturka'ya ayarlıydı hepsi. Onu nereden biliyorum? Çünkü yaşlı genellikle hemen bana getiriyorlar saatlerini. Ben de hemen gençim işte 15-16 yaşlarında. Ben onların saatlerini ayarlıyorum. Hatta geçen sene anlatmıştım da yani birinin saatini düzeltelim dedik. Yani artık yeni saate dön. Alaturka saati bırak da Alafranga saate dön diye şey yaptım. Tabii sonuç hüsran oldu. Sabah namazına kalkamayınca beni epey azarlamıştı. İşte bugünlere geldik. Hiçbir hassasiyetimiz kalmadı. Zamanımızı ve günümüzü unuttuk. Şimdi artık başka alemlerin, başka iklimlerin şeylerini kullanıyoruz. Bu takvime, bu saati, şu anda saat 11'i 10 geçiyor. Bu ne demek? Namaz 50. Yani akşama, yani günün bitmesine 50 dakika kaldı. Saatimiz böyle kullanılıyordu. Bundan da haberi olmayan insanların varlığını hesap ederek, ki Oruç Bey biraz önce bahsetti, bizim günümüz güneşin batmasıyla ve bitmesiyle biter, yenisi başlar. Battı ve bitti aynı kökten gelir. Böyle etimolojik tahliller önemlidir biliyorsunuz. Yani bate fiili vardır. Beyt de oradan gelir. Çünkü geceyi geçiririz. Gün bitmiştir. Beyt oradan gelir. Bayat da oradan gelir. Çünkü üzerinden bir gece geçmiştir. Bitmek de oradan gelir. Çünkü bate aynı zamanda nakıs fiildir. Olmak, yetişmek, hasıl olmak manasına gelir. Dolayısıyla lisanımızdaki bitki, bitmek,
hepsi bate fiilinden müştaktır. Yani gün battı, gün güneş battı, gün bitti. Dolayısıyla diğer gün başladı ki bunun böyle olduğunun alametlerini cuma gecesinden biz biliyoruz. Cuma gecesi dediğimiz zaman nedir? Zihin karışıklığından dolayı ne diyor? Dikkat ediyor musunuz? İçinizde ne diyorsunuz? Perşembe akşamı diyorsunuz değil mi? Niye böyle? Çünkü zihnimize artık bu sokuldu. Artık biz günün ne zaman başladığını, ne zaman bittiğinin farkında değiliz. 50 dakika sonra pazar günü başlayacak. Yarınki gün başlayacak. Yani bugün cumartesi günü bitecek. Ve saatini müminler ezan okunur okunmaz. 12 yaparlar ve ondan sonra muvakkitler hangi vaktin yatsı vakti olduğunu, ne kadar zaman sonra yatsı vakti olduğunu, ne kadar zaman sonra sabah vakti olduğunu, ne kadar zaman sonra öğlen ve ikindi vakitlerinin olduğunu da ne yaparlar? Bir çizelge şeklinde yaparlardı. Bu takvime göre biz hayatımızı, bu saate göre biz hayatımızı sürdürürdük. Yani bize göre saat kendisine uyulacak ve tapılacak bir nesne değil. Yani biz saat var, bu saati ne olursa olsun ayarını değiştirmeyiz. Ancak belli merkezler ayarını değiştirirse değiştiririz. Olmaz. Saat bize tabi olacak, bizim dinimize tabi olacak. Allah'ın ayetine tabi olacak saat. Yani niye güneş batınca saat 12 yapıyoruz? Bu takvim Allah'ın ayetine, ki ay ve güneş Allah'ın ayetlerindendir. Bu saatte ona tabi olacak. Yani biz Allah'ın kulları olarak saate kulluk etmeyeceğiz. Dolayısıyla o saatin sahiplerine kulluk etmeyeceğiz. Dolayısıyla biz Müslüman saatinden tarafız ki Ercan Bilir kardeşimiz herhalde burada Batı Trakyalı. Oralarda ezan vakti dedikleri vakit akşam vaktiymiş. Ben bunu yeni öğrendim. Hatta Türkiye'de bazı yerlerde ezan vakti dediği zaman kasten onu kastedermiş. Yani akşam vakti. Niye? Çünkü gün bitiyor, gün başlıyor. Dolayısıyla esas vakit o. Günün başlangıcı vakti. Bundan dolayı oralarda ezan vakti denildiğini yeni öğrenmiş oldum. Bu saate göre dünyanın muhtelif yerleri, her iklim ve mıntıka ki Oruç Bey bahsetti, kendi zamanına göre yaşarlar. Bazı merkezler şeyinde değildir zaman ki 7'inde veya kudretinde değildir. Yani diyor ki Ahmet Haşim Müslüman saati metnini herkes bilir. Bu Müslümanın eski mesut günü değil. Bedmestleri, evsizleri, hırsızları ve katilleri çok. Ve yer altında mümkün olduğu kadar fazla çalıştırılacak köleleri sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve nihayetsiz günüydü. Doğrudur. Çünkü böyle bir saatte yaşadığımıza göre o büyük medeniyet dediği işte kapitalist dünya hakimiyetinin gününü ve saatini yaşıyoruz. Ve dolayısıyla kendi saatimizi, kendi ölçümüzü kaybettik. Bunu da şöyle ifade ediyor Ahmet Haşim. Heyhat, eski saatte beraber akşamda fecirde bitti. Birçoklarımız için fecir artık gecedir ve birçoklarımız güneş, yeni ve acayip bir uykunun ateşlerinden eller kilitli, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk çarşaflara dolaşmış, kıvranırken buluyor. Artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşiğinde çömelmiş, kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlara bıraktık. Horozlar da gitti zaten. Şimdi Müslüman evindeki saat başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz. Hakikaten öyle. Zamanımızı bilmiyoruz, vaktimizi bilmiyoruz, günümüzü bilmiyoruz ve böylece Müslüman olunacağını zannediyoruz.
Bunun Müslümanca hayatın izlerini ben bir hatıramla daha anlatacağım. Ondan sonra sözlerime son vereceğim. Bir ziyaret münasebetiyle Ankara'da bulunduğumda bir çocukluk arkadaşımla karşılaştım. İlkokul beraber okuduk. Sonra o Samsun'a gitti. Daha sonra Ankara'da karşılaştık onunla. Sohbet ettik, oturduk. Bir yere oturduk. Orada onun arkadaşları vardı. Genelde Gülhane askeri tıpta okuyan öğrenciler. Biz orada epeyce bir oturduk. Sonra ertesi gün birbirimize randevu veriyoruz. Yani ne zaman, nerede buluşalım? Ben diyorum ki işte Hacı Bayram Camii'nde buluşalım. Öğle vaktinde. O da diyor ki Matepe Camii'ne gel diyor. İkinci vaktinde diyor. Ya o gel derken şimdi oradaki çevremizdeki delikanlılar, tıp öğrenci, askeri tıp öğrencileri, ya abi dediler, sizin camiden başka gidecek yeriniz ve öğle ve ikinden başka vaktiniz, zamanınız, saatiniz yok mu dediler. Ya ben zamanı ve günü böyle anlatmamış demek ki. Zihnimize böyle yerleştirilmiş demek ki. Ne zaman buluşacağız? Öğleden sonra. Ne zaman? Merkez Camii'nin karşısında. Böyle bir hayatımız vardı. Hayatımızın merkezinde vakitlerimiz vardı. Müslümanların vakitleri bu vakitlerdir. Yani vakitleri yaşarlar Müslümanlar. Öğlesi, öğleni, ikindi, akşamı, yatsısı vardır. Aralarında mekruh vakitleri vardır. Bunun dışındakiler de öğle vaktinin arasıdır, öğlenle ikindinin arasıdır, akşamla yatsının arasıdır. Vaktimiz budur. Hatta bu kullandığımız saat bile batırlaşmanın neticesidir. Yani biraz daha bize kolay olsun diye. Yoksa müminler olarak biz güneşe bakar, göğe, Allah-u Teala'nın ayetlerine bakar, yönümüzü bulur, günümüzü, zamanımızı tespit ederler. Ama şimdi kafirlerin hakimiyetinde, kafirlerin işaret ettiği doğrultusunda, onların gösterdiği yere, onların gösterdiği şekilde bakıyoruz. Yani zamanımızı, günümüzünü kaybettik. Bunun sebebi de işte küfürde ihsan aradığımızdan dolayıdır. Yani kafirlerin iyi bir şeyler yaptığını düşündüğümüzden dolayıdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin ilk ayetleridir. Estağfirullah. Ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ard. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِحُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Yani onlara denildiği zaman yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın. Onlar ne derler? Onlar derler ki biz ıslah ediyoruz. Hayır, siz farkında değilsiniz ama siz bozguncusunuz. Devamındaki ayetlerde اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَالُوا مُهْتَد۪ينَ İşte onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın alanlardır. Ve onların ticaretleri kâr etmemişlerdir. Ve onlar hidayete bulamamışlardır. Yani kafirler asla hidayet üzere değillerdir. Kafirlere uyduğumuzda, onların ıslahları uyduğuna tabi olduğumuzda biz de o bozgunculardan oluruz. Çünkü kafirlerin ıslah diye ortaya çıkardığı her şey fesattır. Onların günleri de fesattır, ayları da fesattır, tarihleri de fesattır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de Lütfü Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi İstiklal Takvimi'ndeki metinler üzerine hususen konuşması için sözü Seyfullah Köksal'a bırakıyorum. Selamünaleyküm. Ben de takvimlerimizdeki okuma metinlerinden bahsedeceğim. İstiklal Takvimi'nin bu sene 7.sini neşredildi. Ve her sene üzerinde bir şeyler konularak neşredildi. Yani 1433 1434 takvimlerimizde okuma metinleri yok ama 1435'ten sonraki takvimlerimizde artık okuma metinleri yer alıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, bunlar bu metinler
yeni okuma yazma öğrenenlere alıştırma olsun diye rastgele seçilip konulmuş metinler değil. Yani biz bir şeyleri hesaba katarak bu metinleri seçtik. Bu metinler vesilesiyle bir şeyleri anlatmaya çalıştık. Şimdi kısa kısa bunları izah etmeye çalışacağım. 1435 takviminden başlayarak bazı numuneler okuyacağım size. 1435 Nisan'da ilk takvimimiz olması hasebiyle bilhassa bilindik metinler var. Bilindik şiirler, şarkılar, türküler, maniler, bilmeceler var. Daha kolay okunabilsin diye bilindik şeyleri seçtik. 1928'den önce, yani yazımız elimizden alınmadan önce yazılan metinler yer alıyor daha çok. İşte Yunus Emre, Karacaoğlan, Süleyman Nazif, Ahmet Ayşe, Fuzuli, Nefli, Nedim gibi ve daha birçok şairlerimizden metinler var. Ömer Seyfettin'in hikayelerinden seçilmiş kısımlar var. Karacaoğlan'ın bir şiiri var mesela. Gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerim de yok. Oturup derdim dökecek, bir vefalı yarım de yok. Karacaoğlan şiiri ama hepimizin bildiği bir türkü. İşte nasibinde varsa gelir yemenden, nasibinde yoksa düşer yemenden gibi böyle bilindik metinler var. 1435 takvimimizde. 1928 öncesi metinlerin daha çok olduğunu söyledik ama divan edebiyatından metinler pek koyamıyoruz mesela. İşte Nedim'den, Fuzuli'den, Nefli'den birkaç şiir bulabilirsiniz. Ama pek koyamıyoruz çünkü divan edebiyatını okuyabilmemiz için kendimizi işte okumamızı teknik olarak geliştirmek yetmiyor. Kendini teknik olarak geliştirirsin, çok iyi okursun ama işte bununla bir sanlamı okuyabilirsin ancak. Ama bir Baki'yi, divan edebiyatının incelediğini, Arapça ve Farsça'nın incelediğini, tecvidi, aruzu bilmeden okuyamazsınız. Bunun için takvimlerimize divan edebiyatından metinleri pek koyamıyoruz. Bir de Kur'an yazısıyla yazılan fakat bizim Latin harfleriyle gördüğümüz, bildiğimiz, okuduğumuz bazı metinler var. Mesela Enis Bey için Gemiciler şiiri var. Enis Bey gayrimüslim edebiyat cephesinin ve devletin aynı zamanda gardine koymuş bir şair. Yani siyasi duruşun sebebiyle. Bizim de yazının aslında görünce fark ettiğimiz şeyler oluyor. Yani sadece yazının aslıyla görebileceğimiz şeyler çünkü. Gemiciler şiirini Hristiyan takvimine göre 1915'te neşrediyor Enis Bey Çukurlu'yla. Yani yazının aslıyla yazılmış bir metin. Benim elimde de o şiirin yer aldığı kitabın Latin hali var. Ama işte yazının aslıyla yazıldığı için öyle görmemiz gerekiyor. Öyle görünce anlayabiliyoruz kendi Enis Bey için şiirini, kendi döneminde nereye oturduğunu, Türk şiirinde nereye oturduğunu yazın aslıyla görünce anlayabiliyoruz ancak. Ama biçim olarak, kendi döneminde biçim olarak kendi çağdaşlarına göre çok daha modern olduğunu, kendi yazısıyla, yazıldığı yazıyla, şiirin yazıldığı yazıyla görünce anlayabiliyoruz. Eğer işte Latin alfabesiyle yazılı hali görünce Enis Bey beş ececilerden bir şair oluyor sadece. 1435 takviminden sonra bir konu etrafında metinler seçtik. Yani mesela 1436 takviminde dünya edebiyatından bazı tercümeler var. Bu tercümelerin bir kısmı bizim yazımızda yapılmış. Bir kısmı ise 1928'den sonra Latin Rukavati'de yapılan tercümeler. Şimdi Tolstoy'un Anna Karenina adlı romanının takvimimizde yer alan giriş kısmını okuyacağım size. Meşhur bir giriştir. Daha sonra aynı kısmın
1928'den sonra Latin Rufatı'yla yapılmış bir tercümesini okuyacağım. Bütün saadetler yekliğine benzer. Fakat felaketler öyle değildir. Onların hemen hepsinin kendilerine mahsus bir şekli, bir hususiyeti vardır. Oblonski ailesine felaket, muzdim ve meşgul kanadını gelmiş, bütün aileyi perişan etmiştir. Kocasının henüz izin verilen mürebbiye ile münasebetle gayrimeşruada bulunduğunu haber alan prenses, artık zevci ile bir saklı müşterek altında yaşamak istemediğini alenen söylüyorum. Hayata ailede nagihan zuhur eden bu girdap teşebbüsler, musibetler saçarak devam ediyor. Üç günden beri herkesin, hatta hizmetçilerin bile yet ve nefretle nazar dikkatlerini celp ediyor. Bu tercüme 1912 yılında yapılmış bir tercüme, yani Elif Bahri'de. Şimdi okuyacağım tercüme ise iletişim bölümlerinden çıkan bir tercüme. Mutlu aileler birbirine benzerler. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Oblonski'lerin evinde durum kötüydü. Oblonski'nin karısı, kocasının evlerinde çalışmış, eski Fransız mürebbiyesiyle gizli ilişkisi olduğunu öğrenmiş, artık kocasıyla aynı çatı altında yaşayamayacağını kendisine bildirmişti. Bu durum 3 gündür böyle sürüp gidiyor. Karı kocaya da, ailenin bütün üyelerine de, ev halkına da büyük acı veriyorum. Yani 1928'den önce yapılmış tercümeler de var, sonra da yapılmış tercümeler var demiştik. Yani 1928'e kadar, yani yazımız elimizden alınana kadar zaten birçok tercüme yapılmıştı. İşte bilindiği gibi ilk Batı'dan yapılan ilk tercüme eser Fenelon'un Telemak adlı eseri. Yusuf Kamil Paşa 1859'da yapmış bu tercümeyi. Daha sonra bir sürü tercüme, yani bir ayrı eser çevriliyor Türkçe. Biz bu metinlerle bizim bir yazımızla yapılan ve Latin yazısıyla yapılan tercümeleri mukayese etme fırsatı sunmuş oldum. Yani sadece mukayese etme fırsatı değil, aynı zamanda yazımızla neler yapılabilir? Bunu da göstermiş oldum. Yani tercüme ne kadar iyi olursa olsun eksiktir ama yani okuduğum tercümelerden bir fikir edinebilirsiniz yine de. Dünya Edebiyatı'ndan sonra 1437 takviminde ise yazımız elimizde alındıktan sonra yazılan metinler var. 1828'den sonra yazılan şiirler, evet, sadece şiirler değil, romanlardan, hikayelerden, kitabaslar da var. Yani tahsilini Kur'an ilifbasıyla yapan ama 1928'den sonra da eser verenlerin yazdıklarıyla tahsil hayatını Latin rufatıyla yapıp eser verenler arasında bir fark var. Bizim de 1437'de takvime koyduğumuz metinlerle eğer dikkat ederseniz bu farkını görebilirsiniz. Mesela Ahmet Muhit Dranas, Orhan Veli var. İkisi de tahsil hayatını bizim yazımızda yapmış. Ama bir de Turgut Uyar 1927 doğumlu. Yani tahsilini Latin alfabesiyle yapmış. 1928'den önce tahsil hayatını bizim yazımızda yapanlar zaten yazıyı terk etmiş değiller. Yine 1928'den sonra da bizim yazımızda eserlerini yazıyorlar. İşte birkaç sene önce Orhan Veli'nin şiirleri yayınlandı. İki tane şiir defteri yayınlandı. Hepsi 1942'ye kadar yazdığı şiirler var orada. Hepsi eskimez yazıyla, kendi el yazısıyla orada kitaba konulmuş. Gördük yani terk edilmiş değil. Yazmaya devam ediyorlar. Zaten işte Dranas'ın veya Orhan Veli'nin yazdıklarını biz eskimez yazıyı çevirirken, kendi yazımıza çevirirken zorlanmıyoruz. Ama Turgut Uyar da aynı şeyi söylemeyebilir. Yani zorlanabiliyoruz bazen. Mesela Turgut Uyar, az önce söylemiştim, 1927 doğumlu. Takvimimizde
Geyikli Gece şiiri var ama Çok Düşünmek şiirini takvimimize istememize rağmen alamadık. Daha önce seçilmiş olmasına rağmen. Çok Düşünmek şiiri Turgut Uyar'ın Tütünler Israr kitabının ilk şiiri. İlk baskısı 1962'de yapılıyor bu kitabın. Yani şöyle başlıyor şiir. Bir kalır uzun resimler anısı sakallarımızın, urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın. Şimdi ikinci mısrada bir urban kelimesi var. Bu urban, bizim bildiğimiz urba, esvap manasında urba ise elifle yazılması lazım ve sonu kafi mi olur? Kafi Türkiye olur. Ama bir de şehir manasında urban, yani bu da okurun aklına gelebilir. Bir de Arap manasına gelen urban var. Badi Araplarına, Bedevilere verilen isim var, urban. Eğer bu manada olacaksa da farklı şekilde yazılır. Yani Kemal Paşazade Said Bey'in meşhur bir dörtü var, Türkçülerin çokça kullandığı. Arapça isteyen urban'a gitsin, Acemce isteyen İran'a gitsin, Frenliler Frenistan'a gitsin ki biz Türk'üz, bize Türkiye gerek. Eğer buradaki urbansa bu Arabistan, o zaman aynı olacak başındaki harf ve sonundaki harf de nur olacak. Yani hangisi olacak? Onun için bu metni takvimimizde alamadık mesela. Yani bu çok anormal bir şey de değil aslında. Çünkü en nihayetinde şiir kendi yazıldığı yazıyla görünmesi gerekiyor. Yani bizim yazı mesela, bizim yazımızda büyük harf, küçük harf yok. Ama şairlerin hususen büyük harf, küçük harf kullanması diye bir şey var. Yani Atilla İlhan mesela şiirlerinde büyük harf kullanmamış hiç. Ama az önce okuduğum, urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın derken burada üşüyüp üşüyüp, o üşüyüp üzünü hususen büyük yazmış Turgut Uyar. Yani şiir yazıldığı yazıyla bir eserdir aslında. Onun için yazıldığı yazıyla görmemiz gerekiyor. Yani 1438 takvimine geçelim. Yani geçen seneki takvimimiz. 15. asır metinlerini seçtik. Yani biraz da seçtik. Hristiyan takvimine göre 15. asır İstanbul'un fethedildiği asır. Tanzimat'tan sonra bilindiği gibi öncesine göre çok daha ağır bir dil kullanılıyor. Onları bilenlerin, yani Tanzimat metinlerini bilenlerin, görenlerin, onlara ulaşmak daha kolay. 15. asır metinlerini görünce şaşıracağını düşünüyorum. Tanzimat sonrasında Avrupa'daki kavramların Türkçe karşılığını bulmak için yeni kelimeler türetiliyor. Arapça, Farsça kelimeler, terkipler türetiliyor ve bolca yazıda kullanılıyor. Bunun için ağır bir dil ortaya çıkıyor. Yani 15. asra gelelim. Çok daha eski metinler. Yani çok daha ağır bir dil ile yazılmış olması beklenir. Ama öyle değil. Yani bazıları hatta bugün yazılmış itibariyle. Mesela Mevlid 15. asır. Yine o dönemde eser veren, 15. asırda eser veren Aşık Paşazade var. Mercimek Ahmet var. Birçok halk hikayesi yine bu asra ait. Yani Tahir ile Zürre, Arzu ile Kamber, Battal Gazi mesela, Kan Kalesi cenkleri var bu dönemde, bu döneme ait, bu asra ait. Şimdi az önce bahsettiğim 15. asır ve Tanzimat sonrası. Bu iki dönemden metinler okuyacağım size. Arasında 400 senelik, hemen hemen 400 senelik bir fark var. Hangisi daha yakın gelecekse bakalım. Metinlerden bir tanesi Mercimek Ahmet'in Kâbusnamesinden. Cehd eyle, ey oğul ki aşık olmayasın. Eğer nagah aşık olursan gönlüne, hevana tabi olma. Yani gönlün der ise beni hayal ile gönder, maşukumu göreyim, sen ona tabi olma. Zira gönlün havai olursa sen dahi havaya tabi olursun. Şimdi ne kadar cehdin var ise gönlünü aşka bendetme. Zira aşıklık bir beladır ki hiç belaya benzemez.
Mesela bir sene misali rahat bir günlük rencine, mesela bir sene misali rahatı bir günlük rencine ve zahmetine değmez. Hasta ki aşıklıklar misali ve firakı baştan başa cümle mihnet. Şimdi de Namık Kemal'den bir metin okuyacağım. Edebiyat hakkında bazı mülahazat adlı yazısının giriş kısmı. Hakikat insan için sürat-i zevalde misl-ü sahibi olan lezzet-i hayatın sebatsızlığına mukabil gelecek bir nimet var ise o da beni nevrine bir yadigar-ı ön ihda ederek nef-i nas ile hayır-nas olmak şerefini ki vücudun fazilet-i sahihasıdır ilelebet muhafaza ile cebri muhafaz etmektir. 15. asırda yazılmış bir metnin Kâhustan'ın dilinin bugüne çok daha yakın olduğunu görüyoruz. Yani Türkçenin çeşitli sayfalarını da göstermiş oluyoruz bir şekilde. Takvimdeki metinlerimizle yani 5 takvim boyunca çeşitli dönemlerden koyduğumuz metinlerle Türkçenin çeşitli sayfalarını göstermiş oluyoruz. Yani 1439 bu seneki takvimimize gelelim. Bu seneki takvimimizdeki metinlerin konusu Türk İstanbul. Türk İstanbul'un başına gelen felaketlerin yani Türk edebiyatındaki aksı bu sene konumuzdu. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul ile alakalı edebiyatın hemen hemen her döneminden metinler bulabilirsiniz bu sene aklınızda. Yani işte Neşadi'den Nedim'e, Tevfik Güler'den Yahya Kemal'e, Ahmet Müdüran'a, Sarı Hamili'ye, Mehmet Atan'ın Cibali Yangın'dan, Selah Birsel'in Boğaz Çeşim Gönlüğü'ne kadar birçok metni takvimimizde bulabilirsiniz. Bir de destanlar var takvimimizde. Ben onlardan bahsedeceğim biraz. Yangınlar fethinden sonra İslam'ın hem felaketlerinden hem büyük felaketlerinden bir tanesi olmuş. İstanbul fethinden önce Bizans döneminde tamamen ahşap kapılardan bir teşekkür. Fethinden sonra da yine ahşap kapılardan bir şekilde sadece işte camiler, hamamlar, medreseler hariç. Bu sebeple bir yangın çıktığı zaman büyük bir felakete dönüşüyordu kısa bir sürede. Evet. Tabii bu insanların zihninde büyük tesir uyandıran bir şey. İstanbul'daki yangınlar hakkında kendisinden malumat sahibi olduğumuz, fethinden sonraki yangınlar hakkında kendisinden malumat sahibi olduğumuz ilk kişi Naim Ağabey. Şunu biliyoruz, 1591'den 1923'e kadar İstanbul'da 500 tane büyük yangın olmuş. Daha küçük küçük bir sürü yangın var, 500 tane büyük yangın olmuş. Bunların bazıları hatta İstanbul'da neredeyse baştan sona yakan yangınlar. En sık görüldüğü dönemde Tanzimat sonrası işte İstibdat dönemi, mütareke yıllar, İslam'ın işgal altında olduğu yıllar. Bu tahribe mani olmak için İstanbul'da kagir bina yapılması teşvik edilmiş bir dönem. Hatta daha sonra kanun çıkardığımız zorunlu hale getirmiş falan. Ama bu da depremlerde daha büyük tahribata yol açan bir şey. Kagir binanın yapılması. Onun için yine ahşaba devam edilmiş. İstanbul'da çok büyük zelzeleler de olduğu için onu da destanına koyduk takdirde. Zelzelenin de bir destanı var yani. Bizim felaketlerden, yangınlardan, zelzelelerden, işte tarih kitaplarından daha çok şairlerimizden haberimiz olmuş. Meydan şairlerimiz var, işte halk şairlerimiz, tulumbacı ozanlarımız var. Destanlar yazmışlar. Kahvelerde, işte mesire alanlarında falan destanlar söyleyen ve destan okuyucularımız var. Biz herhangi bir hadiseyi tarihi olayı, şiirle, nazımla anlatmışız. Eskiden beri bu böyle yani. Eskiden beri bu böyle ama yakın zamana kadar. İkinci meşrutiyetten sonra yavaş yavaş artık ortadan kaybolan bir şey. İkinci meşrutiyete kadar devam eden semai kahveleri var İstanbul'da. İşte buradaki şairler, meydan şairleri deniyor bunlara. İstanbul'da vuku bulan yangınları, zelzeleleri, cinayetleri, işte bazen aşk maceralarını böyle destanlaştırmışlar.
Tabii o zamanlar gazete yok ama 1860'da ilk gazete çıkıyor, Tercüman-ı Ahval. Destanlar çok ilgi gördüğü için herhalde. Onlar da bir vukuatı zabıta sunuyorlar gazetede. Ama tabii ki destanlar kadar tutmuyor. Ondan sonra yine o vukuatı zabıta sunuyorlar, destanlar konuluyor. Hatta gazeteden ayrı varaklar halinde satıldı olmuş. Destanlar gazeteden daha fazla satıyor. Destanların en çok sevileni de tulumbacılar, yangın destanları. Şimdi size takvimdeki yangın destanından bir kısım okuyacağım. Uzun bir destan, ben küçük bir kısmını okuyacağım. Bir yangın afeti sardı her yeri, her yeri büyüdü yangına. Etrafa savrulan ateş tufanı birden de eyledi her şeyi ihtar. Hep kardeşler bir araya gelmiştik. Gözyaşlarımızı dahi silmiştik. Böyle olacağını sanki bilmiştik. Anın için top oldu, top olmuştu selama. Göklere dikildi alevden direk. Korkan feryatlardan yandı her yürek. Aman Allah'ım sen yetiş diyerek dağlara inletti acılı sada. Yandı gülşen, uslu bölümün benim. Küre döndü gülüm, sümbülüm benim. Eyvah, kim olmaz, kim hallolmazmış gülüm benim. Lokmanlar derdini bulamaz herhalde. Ahmet Hamdi Tanpınar birkaç istisna dışında bizde yangın, bizim edebiyatımızda yangın olmadığını söyler. İstisna sayılamayacak kadar var aslında. İşte biz takvimimize bunun aslında olmadığını göstermiş olduk. Takvimimize koyamadığımız bir sürü metin var. Yangınlar yine bu metinlerin büyük bir kısmını kapsıyor. Divan edebiyatından metinler de var. Ahmet Tanpınar galiba halk edebiyatının destanları edebiyattan saymıyor ama divan edebiyatından da divan edebiyatının es geçmiş değiliz. Mesela Nişati'nin Üsküdar'la İstanbul arasının dolmasını anlatan bir şiiri var 1439 takvimimizde. Üsküdar ile İstanbul arası dolu kamu ruh-i deryayı gören kimse sanırdır sana. O şiirden bir değil. Yeri gelmişken Türk İslam'dan bahsedeyim biraz. 13. asırda Diyar Rum'un Türkler tarafından Daristan kurulmasıyla İslam'ın merkezi olarak kabul edilen Bağdat, Halep hattı bugün bizim olduğumuz toprak, bizim yaşadığımız topraklara doğru kaymaya başlıyor. 1400-857 diyelim. 857'de İstanbul'un fethiyle beraber tamamlanıyor bu. Yani fethedildikten sonra, İstanbul fethedildikten sonra İslam'ın en muteber alanı oldu burası. Türkler burayı bir daha elden çıkmayacak hale getirmek için İslam'ın ana bölgesi olarak İstanbul'u imar etmeye başlıyor. İşte her tepesine bir cami dikerek bunu yapıyor mesela. İstanbul minarelerden, kubbelerden müteşekkil bir süreti oluyor. Kısa bir sürede. Dünyada deniz, minare, işte Martı, Yunus denince akla gelen tek yer İstanbul oluyor. Gayrimüslim izleri silinerek ortaya çıkartılıyor Türkistan. Şimdi bu izleri tekrar temayüz ettiğine çabalıyorlar. Tabi bunun da tarihi bayağı eskiye dayanıyor. 1571'de yine Batı'da bizim donanmamız yakıldığı zaman artık tüm dünyada Türkler yenilebilir fikri hakim olmaya başlıyor. Bizim zimmetimiz altında yaşayanlar, zimniler, bizim zimmetimiz altından çıkıp işte kendi sahiplerinin, Avrupa'daki sahiplerinin zimmeti altına girme çalışmalarını hızlandırıyorlar 1571'den sonra. İşte gayrimüslim izlerinin tekrar temayüz ettirme çabalarını buraya götürebiliriz. Epey de mesafe kat ettiler. Yani bu çalışmalar bir sonuca vardı. Bunun en büyük nişanesi de yani gökdelenler ve bugün büyük projeler diye çokça duyduğumuz o projeler. Köprü, tünel vesaire. Şimdi takvimimizde 1439 takvimimizin son metni İsmet Özel'in The Skyscraper Boom in İstanbul
metni. Ben de o yazının son kısmını okuyup konuşmamı bitireceğim inşallah. Halinize bakalım ve İslam'ı zahir olanın dışında bir yerde aramayalım. İslam dıştadır, iman içte. İmanın içte olması, kimin mümin olduğunun meşgul olduğu manasına gelmediği şuuru bizi terfi ettirecektir. İman içtedir, yani bundan münafıkların niyetlerini saklayabilecekleri, kol kırılır, yer içinde politikası gidebilecekleri manası çıkar. Belki bu girip haller sebebiyle gökdelenler mümkün ayrılığında Tunasol kağıdı vazifesi görüyor. Gökdelenler karşısında neyiz, ne oluyoruz, ne olmak istiyoruz? Bu sorunlarla sırt çevrilen helak olmuştur. Agah olmak üzerimize vazifedir. Hangi münasebetlerin hangi neticeleri doğuracağını bilmemenin insanı mesuliyetten muaf tuttuğu nerede görülmüş? İşte neyin gökdelenlerin selameti uğruna işlendiği gökdelenler kadar zahir. Eğer bu vatan toprağının Karabağ'ında sıradağlar gibi duranların idiyse gökdelenlerin bilmek için bu vatanın sahiplerinin rızası olup olmadığını sual edenlerin enayiliği de zuhur ediyor. Yani, teşekkür ederim. Seyfullah Köksal'a biz de teşekkür ediyoruz. Lütfü Hocam konuşmasına bir ilave yapacağını söyledi. Öncelikle sözü kendisine veriyorum. Gregorian takvimiyle alakalı bir şey söyleyeceğimi vaat etmiştim ama unuttum. Onu falan değil. 1582 yılında Papa 13. Gregor bir karar alarak Julian takvimine son verdi. Yani 5 Ekim Cuma günü 10 gün ilave edilerek, ilerletilerek yani 15 Ekim yaptı. Ve bu takvim kullanılmaya başladı ondan sonra. Bir kısım Avrupalılar, Hristiyanlar tarafından. Ve 1752'de de diğer Müslüman şeyler, Hristiyanlar 11 gün ilave ettiler. Bunu niye ifade ettim? 1582 yılında oluyor bu hadise. Yani 1571'den sonra, yine baktıktan sonra artık Türkler yenilebilir ve Türklerin günü bitti. Artık biz kendi günümüzü, kendi tarihimizi oluşturmamız lazım. Burada sağlam başlayalım diye böyle bir değişiklik yaptılar. Hala bazı Hristiyanlar bugün yoğurtlarını Julian takvimine göre yaparlar. Ortodokslar mesela. Ama bütün her yeri kapitalist dünya hakimiyeti kapladığı için işte bu Gregorian takvim bütün dünyaya hakimiyet sağladı ve işte şeyle nizamına boyun eğen her topluluk nizamını da kabul etmek zorunda kaldı. Bu böyle oldu. İşte Abdülhamid de buna çalışmış, Gregorian takvimini getirmekte ve Latin harflerine, çünkü özel hayatında da özel eşyalarına Latin harfleriyle A ve H yazardı. Yani artık dünya hakimiyeti böylelikle günümüze kadar onların günü geçerli olduğu için onların sözü geçerli oluyor, onların nizamları geçerli oluyor. Bunu da vurgulamak istedim, teşekkür ederim. Lütfü Hocamıza tekrar teşekkür ederiz. Şimdi panelimizi bitirmeden önce birkaç kelam etmek tekrar istiyorum. Önümde 7 tane takvim duruyor. Bu takvimler iki beyefendinin de söylediği üzere geliştirilerek bugüne getirildi. Biz takvim çıkarma hususunda belli eğitimler almış, belli merhaleleri geçmiş, sonra da bu işe soymuş insanlar değiliz. Biz bir farz-ı kifaye olarak bu takvimi çıkarıyoruz.
bu işte emeği geçen pek çok dernek üyemiz var. Hiç kolay olmuyor bu takvimi çıkarmak. Takvimin derslerin hazırlanmasından, resimlerinin çizilmesine, metinlerinin seçilmesinden, bunların dizgisinin yapılıp, basılıp önünüze getirilmesi süreci ve her yıl yepyeni bir tanesinin yapılması. Bu meşakkatli bir iş. Bu meşakkatli işle onun üzerinde dediğim gibi dernek üyemiz ilgileniyorlar. Mesai harcıyorlar. Bunun böyle olması gerekiyor ve böyle oluyor. Ancak İstiklal takvimi 1433 yılında ilk defa bu haliyle neşredildikten ve 1439 senesinde bu haliyle önünüze konması arasında belli bir itibar ve belli bir talep görmesi, göreceği zannı bizde vardı. Buna henüz erişemedik. Yani 1434 yılındaki takvimin baskı adediyle sonra bu insanlar bunu görürler, şöyle olur, şunlar da görür, böyle olur diye ümidimizle şu kadar 5 sene sonra şu seviyeye en azından ulaşır. Türkiye'de Müslüman takvimine, Müslüman zamanına, Müslüman yazısına ilgi alaka gösteren, en azından bunu propaganda edebilecek, bu dedim ya konuşmamın başında, bu İstiklal Marşı Derneği'nin büyük propaganda araçlarından bir tanesidir diye bir böyle bir seviyeye henüz erişemedik. Yani sizler İstiklal Marşı bir kısmınız üyesi, bir kısmınız en azından İstiklal takvimini ve İstiklal Marşı'nın dediklerini kulak kabartmış insanlar olarak bugün burada. Bunun vuku bulmasını ön ayak olamadınız. Bizler de olamadık. Bu sebeple bu 1439 takvimini son defa mı neşredelim? Yoksa İstiklal takvimi Türkiye'de daha fazla insanın erişebileceği bir hale gelecek mi? Yani ticari bir kaygısı olmadan neşriyat yapan bir derneğiz biz. Ama hiçbir şeyi bedava vermiyoruz. Çünkü bedava olan hiçbir şey insanoğlu tarafından kadir kıymet bilinmeden sarf edilip gidiyor. Bu takvimin kısa bir süre zarfında, 2 ay mesela, bir ikinci baskısı yapılması gerekmediği takdirde 1440 takvimini neşredip mi neşretmeyeceğimiz hususunda bir kanaat ortaya koyacağız. İstiklal takvimini bir daha neşretmemek diye bir fikrimiz esasen yok. Yani bu kadar adamız, bu kadar adam içinde takvim çıkarırız. Bunu yapabiliriz, yapacağız da. Ama Türkiye'de Türk hayatına sizlerin ehemmiyet vermesi, bununla ilgili bir takım hareketlerde bulunmasını canı gönülden istiyor. Bunu Allah'tan niyaz ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dilerim. Oh,
Yeah.